Düşünüyorum. Biraz da sinirliyim. Yani çıkıyorsun kulüp olarak doktora sahip çıkıyorsun. Abi biz kimseye sahip çıkmak zorunda değiliz abi. Herkesin sahip çıkacak birileri vardır. Yani Fenerbahçe birilerinden işte onun kurumundaysa ne bileyim bir şey olduğunda yani bu sonuçta çocuk oyuncağı değil yani burada FM oynamıyoruz bilgisayarda. Milyon dolarların yatırım olduğu işte bir sürü taraftar kitlesinin olduğu camialardan bahsediyoruz yani. Kalkıp burada yani hata ya yer yok abi kusura bakmayacak kimse yani. Bir 15 dakikadan dolayı belki 2 hafta 3 hafta bizler olmayacak BK'ya aylarca uzak kalabiliyorsa bunu burada benim sahip çıkacak bir şeyim kalmamıştır demek yani. Yani herkese sahip çıkıyoruz. Biz şampiyon olmadığında nasıl olacak? Doktor veya o hata yapan sahip çıkabilecek mi? Bunun sorumlu olabilecek mi? Yani bu biraz sıkıntılı bir olay yani bence. Konuşulması gerekiyor. Ama sadece konuşmakla kalmadan yani bir şekilde bir eylem gerektiren bir olay yani sonuçta. Şimdi mesela İsmail Hoca geçen maçtan sonra dedi ki işte takıma normalde izin vermiyorum. Derbiden sonra Beşiktaş maçından sonra ama hani bir günlük izin verdim gibi. Şimdi olabilir. Disiplini öyle yaratmaya çalışabilirsin. Bu da okey ama bu Ceko için geçerli olmaması lazım. Ne bileyim Tadiç her antrenmana çıkmak isteyebilir. Hırslı da fiziğini de iyi hissedebilir ama yaşı başı sonuçta bir şekilde ben olsam hoca bir şekilde onları bazen ayrı tutup ayrı bir ne bileyim birazcık orta şut tamam mı birazcık böyle ter anlamında tamam birazcık hareket girsin diye kan dolaşımı olsun diye bir şekilde onlara ayrı çalışmalar yaparım yani ki muhakkak yapılıyordur ama işte Ceko'nun tamamen bu olaydan ayrı bir kapsülün içine koyulması lazım. Çünkü hem gol açısından hem liderlik açısından hem takımın kaptanı inanılmaz bir önem taşıdığı için onu bir kapsülün içinde ayrıca bir korumaya almak lazım. Sakatlık her zaman olabilir. Yani burada kimseyi şu sorumlu şu sorumlu diyemezsin ama iyileşme süreçleri, sakatlık önlenme bunlar için zaten sağlık ekibi vardır. Sağlık ekibi bence Fenerbahçe'nin iyi değil abi. Bu apaçık ortada. Tamam mı? Bu konuşulup bunun çözülmesi lazım. Sağlık ekibi iyi değilse, sağlık ekibi bulamıyorlarsa ben gidip ben en kralını da bulurum yani. Hani en basitinden ne bileyim bakarsın geçmişe yani şimdi 3 senede 2 şampiyonluk geçirmiş ne bileyim down dönemine bakarsın abi. Sakatlık kaç tane olmuş? Olmuş sakatlık ne kadar sürede toparlanmış? Hatta maça yetiştirilmiş. Yani bütün her şeyi istatistiği vardır yani. Sorarsın, öğrenirsin, bulursun yani. İstersen tabii ki bunu. Ha istemiyorsan iyi gidiyor. İşte İsmail Hoca bu doktoru gel istemiş, almış. Biz de sahip çıkalım. İşte konuşulanlar yalan. Ya ben kendim doktorun Bağdat Caddesi'nde Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe'de görev yaparken vurduğu iğnenin fiyatına kadar yaptığı oradaki işlemi yaşamış bir insanım yani. Şahidiyim yani. Ve yapan kişi de eski bir futbolcu Beşiktaş'ta da Gençlerbirliği'nde oynadı yani. Şimdi böyle bir şeyler görmüşüm. Yıllar sonra hadi o adam gitmiş. O zaman da ben yorumcu değildim. Konuşmuyorduk ama şimdi Ceko konusu yani hassas bir konu Fenerbahçe için yani böyle bu doktoru down getirdi. Down getirdi ama gönderdi de. Yani gönderildi bu doktor. Bu doktor nereden geldi? Şimdi sen bilemezsin ki abi doktorun CV'sine bakarsın. Adam Dubai'de özel zengin bir Arap ailesinin aile doktoruymuş yani. Tamam mı? CV, MV bakıyor bir yerden herkesin bir connection'ı var. Ona haber gidiyor. Doktor bakıyorlar. Bunlar da diyor ki bu adam böyle bir Arap ailesinin zengin bir Arap ailesinin şey doktoruysa bunu değerlendirelim diyor. Değerlendiriyorlar ama bakıyorlar ki değerlendirecek bir şey yok. Yani çünkü sporun içinde yani böyle bir profesyonel bir ortamda çalışmak aile doktoruyla aynı değil abi. Orada daha sakin, daha rahat kararlar alabilirsin. Yani orada ne bileyim ailede adam yemek yerken arka dedesi kopmuyor herhalde. Yani ne bileyim işte anlık böyle işte karar verip işte oyundan çıkarma gibi BK olayındaki gibi. İşte bir şey yok gibi hissedip 15 dakika oynatırsın. Bir 3 ayına mal olur çok kritik bir oyuncunun. Onu demeye çalışıyorum. Ama let's see.